Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Content Resolver konusunu daha iyi anlatabilmek, daha iyi anlamanız için basit bir örnek yapacağız. Bu örneği yaparken sürekli olarak bu resme bakacağız. Bu resimle bizim neler yapacağımız temel hatlarıyla belli. Şimdi tekrardan bir anlatmak gerekirse, burada benim kişiler uygulamam var. Telefonla beraber gelen kişiler uygulaması. Burada da kendi yapacağım uygulama. Bu uygulama karşı taraftan, yani kişiler uygulamasından içinde var olan verileri, kişi adları ve telefon numaralarını isteyecek. Bu da bu verileri bana geriye döndürecek. Bu en temel mantığı. Bunu yaparken işte istekte bulunurken biz bir content resolver'ı kullanıyoruz. Karşı tarafa veri istediğimizi söylüyoruz. Karşı taraftaki uygulamanın content provider'ı bu isteği ele alıyor ve sonucunu bana bir cursor'la iletiyor. Şimdi gelin isterseniz bunu anlatmak için şöyle bir hikayeleştirelim. Burası bir bakkal olsun, burası da sizin eviniz olsun ve ekmek alınacak. Öncelikle ne olur? Evin en küçük çocuğu seçilir. İşte biz burada Content Resolver nesnemizi Get Content Resolver diyerek o uygulamadaki Content Resolver nesnesini bana döndüren metodu çağırmış oluyorum. Yani mesajı taşıyacak veya isteği taşıyacak elemanı seçmiş oluyorum ki evin küçük çocuğu dedik buna. Daha sonra karşı tarafa giderken hangi bakkala gideceğini söylememiz lazım. Mahallede 2-3 bakkal olabilir. İşte biz bunu da bir URI ile yapıyoruz. Nereye gideceği, ne isteyeceği belli. Daha sonra bu isteği bulunurken URI yazdıktan sonra sorgulayacağımız verinin projection kısmı, yani ne tarz verileri geri istiyoruz. Eğer varsa şartlarımız, ne bileyim, bu şartlarla ilgili argümanlar ve de sıralama yapacaksak bununla ilgili verileri biz karşıya yolluyoruz. Karşı tarafta bana bir cevap döndürüyor bir cursor'la. Daha sonra ben bu cursor'la verileri okuyacağım. Şimdi boş bir proje başlattım ve projemde sadece bir tane buton var. Bu butona tıklanıldığında ben telefonumda bulunan rehber uygulamasındaki kişi ad ve telefon numaralarını istediğimi söyleyeceğim. Main Activity'ye geliyoruz. Butonumuz tıklandığında çalışacak olan metot burası. Öncelikli olarak ne yapalım? Evin küçük çocuğunu seçelim. Get Content Resolver diye. Şimdi bunun açıklamasına bakarsanız zaten ne diyor? Geriye bir content resolver döndürüyormuş. Hemen onu yazalım buraya. Content resolver. Bunu kısaca resolver diyelim. İşte bu. Zaten açıklamaya bakarsanız ne diyor? Uygulamanızın package'ındaki content resolver nesnesini, instance'ını geriye döndürür diyor. Demek ki uygulamamda bir tane böyle bir nesne varmış. Ben bu metot sayesinde bunu alıp bunun içine atamış oluyorum. İşte bu karşı taraftan veri isterken kullanacağım nesne. Peki nasıl kullanıyoruz bunu? Karşı taraftan ben veri isteyeceğim. Veri isterken ne vardı? Query metodumuzu kullanıyorduk. Bu query metodu gördüğünüz gibi pek çok parametre alıyor ve geri dönüş olarak bir cursor veriyormuş. Yani bu metodun sonucunda dönen sonuç bir cursor nesnesiymiş. Onu da buraya tanımlayalım. Cursor diye. Daha sonra şuraya gelelim. Query'yi yazalım. Öncelikle benden bir URI diye bir şey bekliyor. İşte bu evin küçük çocuğuna hangi bakkala gideceğini, yani neyi ekmek almak istiyorsunuz ya, bu isteği nereye ileteceğini belirttiğiniz yer. Şu an için konuşmayacağım onun hakkında. Şuraya gelelim. Bir URI tanımlayalım. Ve null'a atayalım. URI'yi buraya girelim. Daha sonra benden projection diye bir string dizi bekliyor. Onun da tanımını buraya yapalım. String tipinde projection. Biz bu projection'ın aslında SQLite derslerinden de biliyoruz. Karşı taraftan istediğiniz veriler, değil mi? Yani select kısmındaki o sütun adları olduğunu biliyoruz. Bunu da buraya geçelim. Onu da buraya geçtikten sonra bakalım üçüncü parametre neymiş? Selection kısmı.
Bu selection'da sorgunuza belirtmek istediğiniz koşullar. Mesela ekmek bayatsa alma, taze ise al gibi bir koşulunuz varsa bunu da ne yapıyorsunuz? Burada bir string olarak belirtiyorsunuz. Selection diye. Buna direkt null atayabilir miyiz? Şöyle yapalım. Selection'dan sonra bu selection içinde kullanacağınız argümanları tutan bir ne diyelim? String dizi bekliyor benden. String selection args eşittir null diyelim buna da şimdilik. Ve de son olarak da gelen verileri eğer bir sırayla almak istiyorsanız, mesela büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, A'dan Z'ye, Z'den A'ya gibisinden bunları belirteceğiniz bir sort order dizisi bekliyor sizden. String sort order eşittir null diyelim. Evet. Şimdi buradaki verileri düzgün bir şekilde yazdığınız zaman resolver bunları verileri resmi hemen bir daha bakalım. Content Resolver'ımız Data Request'i artık yapmış oluyor. Karşı taraftaki Content Provider da verileri cursor'a atıyor. Yani bu metodun sonucunda gelen cursor'ı bana aslında veren ney? Content Provider. Veriler eğer bunun içine gelirse bununla uğraşmak bir sonraki mesele. Ama şu an için veriyi tam olarak istemek için şunların içini doğru düzgün doldurmamız lazım. İlk ve en önemlisi URI. Dediğimiz gibi karşı tarafta nereye gideceksiniz ve ne tarz verilerle ilgilendiğinizi burada belirtmeniz gerekiyor. Ben nereye gitmek istiyorum? Kişiler uygulamasına, değil mi? Kişiler uygulaması için Android'de developer.com'da araştırırsanız şöyle bir sabitimiz var. Contacts contract diye. Hatırlarsanız biz de SQLite'da contract diye bir metot sınıf oluşturmuştuk. İşte bu da bizim kişiler uygulamamızın contract sınıfı. Bunun içinde gördüğünüz gibi pek çok sabit var. Biz de bizim sınıfımızda pek çok sabit o. Yani bunları gördükçe anlamanız lazım. Orada neden contract kullandık, sabitleri böyle tanımladık. Hani direkt de yazabilirdik çünkü. Bu gibi durumlar için arkadaşlar. Çok daha genel bir yapı için. Daha sonra benim ulaşmak istediğim nedir? Kişinin adı ve numarası. Bunlar ise burada Common Data Kinds diye bir sabitin içinde nokta diyorum. Daha sonra da fon diyorum. Contract database. Evet. Dedikten sonra artık content URI'ını alıyorum bunun. İşte bunu burada belirttiğim zaman ne oluyor? Aslında ben kişiler uygulamasındaki genel data tiplerindeki telefondaki verilere erişmek istediğimi bu şekilde belirtmiş oluyorum. Yani Google'a gitmek istiyorsanız www.google.com yazmak gibi kişiler uygulamasında belli alanlara ulaşmak için burayı böyle URI'ını tanımlamamız gerekiyor. Daha sonra geldik projection kısmına. Projection kısmı gördüğünüz gibi bir string array. Ben bunun içinde iki tane sütunla ilgileniyorum. Bunlardan bir tanesi kişinin adı. Bu kişi adı bilgisi nereden geliyor? Contracts nokta common data kinds nokta fon nokta. İşte burada gördüğünüz gibi address book indeksi falan filan da var. Kontak ID'si de var. Eğer kişiye özel bir çalma zili sesi atandıysa onun bilgisine kadar buradan erişebiliyorsunuz. Ben sadece display name yani görünen ismini çekmek istiyorum burada. Daha sonra bir de neyle ilgileniyorduk? Telefon numarasıyla. Şunu isterseniz biraz satıra taşıyayım daha okunaklı olur. Yine aynı şekilde common data key nokta phone nokta number. Kişinin numarasını da ben bu şekilde istediğimi söyledim.
Şu an için bütün kişi listesini istiyorum. Herhangi bir selection yapmayacağım. Selection dediğimiz mesela bütün kişi listelerinde adı Emre olanları getir demek. Buraya gelip işte display name'i buraya yazarsak, daha sonra da argüman olarak da Emre'yi yazarsak ne olacaktı? Sadece adı Emre olanlar gelecekti. İlerleyen zamanlarda aslında onun da örneğini yaparız. Şu olanlar null kalsın. Benim için şunlar yeterli şu an için. Selection kısmını da şurada null'a atayalım. Eşittir null dedim. Pardon. Böylece ben isteğimi yaptım. Karşı tarafa gideceğini umuyorum. Karşı taraf da bana eğer sonuçları getirirse buradaki cursor'ım dolu olacak. Hemen onun önce bir kontrolünü yapalım. Eğer diyelim cursor eşit değilse null'a ve de ne diyeceğiz? Cursor nokta get count yani büyük ve eşit büyükse sıfırdan. Yani bunu şu demek, cursor'ımızda bazı veriler var. O yüzden ben bunları kullanabilirim. Şimdi cursor'ımda aslında neyi biliyorum? Display name'im ve number'ın değerleri var. Bunları gelin şuraya alalım. String isim diyelim, eşittir diyelim. Cursor'ımızı kullanarak bunu alacağız. Tabii ne yapmamız lazım? Cursor'da atıyorum 50 tane eleman varsa bunların içinde gezmek için bir while döngüsü kullanabiliriz. Nasıl yapıyorduk onu da? Cursor nokta move to next metoduyla. Move to next sıfırdan eksi birden başlıyordu. Bütün kayıtları okuyordu. Ne zamanki kayıtlar bittiğinde bu while döngüsünden çıkıyordu. Evet. Cursor nokta dedim. Şimdi get string diyeceğim. Gördüğünüz gibi benden column index bekliyor. Şimdi bu tabloyu yani kişiler uygulamasını ben yapsam hangi sütunda hangi verinin olduğunu bilirdim. Derdim ki isim bilgisi ikinci sütunda buraya 2 yaz. Ama ben bunu şu an bilmiyorum. Yani karşı tarafta ne tür bir veri yapısı olduğunu bilmediğim için daha genel bir ifade kullanmam lazım. O da şu şekilde cursor nokta deyip get column index demem gerekiyor. Yani display name'i tutan kolumun indeksini bana ver. Ben oradaki string'i okuyacağım. Column index'te bu sefer benden ne bekliyor? String tipte bir sabit bekliyor. Şunu yapalım mesela. Bunu buraya yazdığımda karşı tarafta display name'i tutan kolumun yani sütunun indeksi atıyorum 5 getirecek. Get string'in içine 5'i koyacak. Daha sonra get 5. sütunda ne varsa ben bunu isim bilgisine atayacağım. Umarım anlaşılmıştır. Aynı şekilde string numara diyelim. Bu da yine aynı şekilde cursor nokta dedik. Get string diyorum. Get string deyince column indeksi istiyor benden. Ben onu bilmiyorum. Ben column name'i biliyorum. Cursor nokta get column indeksi column name'den çıkarabiliyoruz. Bu sefer de bunu kullanacağız. While döngüm sayesinde bunları burada alıyorum. Gelin isterseniz bunları tutacak bir tane ne yapalım? ArrayList yapalım. Şuraya geldim. Ya da direkt bu metodun içinde de yapsak olur. Bir tane ArrayList tanımlıyorum. Bu ArrayList'in içinde string ifadeleri olacak. Tüm kişiler diyelim buna. Yanlış yazmayalım. Eşittir dedik. New ArrayList. Daha sonra da şuraya gelelim. Tüm kişiler nokta et diyerek gördüğünüz gibi string ifade bekliyor benden. Buraya da yazalım onları. Öncelikli olarak isim yazsın. Sonra artı diyelim. Bir boşluk bir tire bırakalım. Daha sonra da telefon numarasını yazsın. Numara. Cursor birinci de dolacak, dönecek, dönecek. Atıyorum 50 tane kayıt varsa 50 kişilik bir liste buraya gelecek. Burası böyle.
Bu kişileri aslında bir list view'da gösterirsek daha güzel olur. Buraya geliyorum hemen. Bir tane list view ekliyorum. Şuraya gelelim text kısmına. Match parent olsun. Burada list view'umuzu tanımlayalım. Kişiler listesi. Kişiler listesi eşittir find view by id ile bunu buluyoruz. List view mu dedi adını acaba? Sanırım bir id'si yok. ID'si de list view kişiler olsun. List view kişiler. Evet. Buraya geldik. Cursor'ımız veri kaynağımızı yani array listimizi doldurdu. Cursor'dan çıktık. Buraya geliyoruz. Kişiler listesi nokta set adaptör deyip adaptörümü tanımlayacağım buraya. Buraya hemen bir array adaptör tanımı yapalım. String diyelim. Adaptör. New array list. Array list yapmışız, pardon. Array adapter dedim. Bildiğiniz gibi öncelikle benden bir context değeri istiyor bu. List diye geçtim. Daha sonra verileri gösterilecek bir layout kaynağı istiyor. Ben her bir satır için bir layout yapabilirdim ama burada Android'de tanımlı olan yapıyı kullanacağım. Bunun için ne yapıyorduk? Android.r.layout.simple listItem 1. İçinde bir tane text view var. Daha sonra da bu text view'a konulacak verileri tutan veri kaynağını yazacağım ki o da nedir? Tüm kişiler. Evet. Daha sonra da bu adaptörü buraya atıyorum. Şu an uygulama bitti ama unutmadan hemen ne yapıyoruz? Manifest dosyasına gidiyoruz. Kişinin rehberini okumak dangerous permission'a giriyor. Bunu buraya öncelikle bir tanımlamamız lazım. Read contact diye. Bildiğiniz gibi API 23'ten sonra runtime permission'lar var. Yani böyle bir izni isterken çalışma anında kullanıcının izin istemeniz lazım. Ben bunu adımı atlamak için API 17 kullanan bir emülatörde test edeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Yani sizin emülatörünüz 23 ve sonrasıysa ne olacaktır? Hata alacaksınız. Security ya gidip ayarlar uygulamalar kısmından o izni onaya elle vereceksiniz ya da runtime permission'ı gerçekleştirmeniz gerekecek arkadaşlar. Uygulamamızı çalıştırmadan önce şöyle bir kontrol yapalım. Layout'umuz gördüğünüz gibi butonun altında. Evet. Main activity'ye bir bakalım. Tıklanınca burası çalışacak. Evet. Uygulamam hazır. Hemen bir testimizi yapalım. Ben emülatöre herhangi bir kişi yoktu. 3 tane kayıt ekledim. Tüm rehberi görüntülediyorum. Gördüğünüz gibi rehbere ulaştık ve numaraları aldık. Şöyle bir bakarsak 3 kişi var. Yeni bir kişi ekleyelim. Deneme diye. Kaydettik bunu. Uygulamamızı açtık. Tüm rehberi görüntüle dedik. Gördüğünüz gibi deneme kısmı da geldi arkadaşlar. Evet, Content Resolver'ın mantığı, kullanım şekli bu şekilde. Öncelikli olarak veri isteyeceğiniz yeri belli eden unique bir URI tanımlıyorsunuz. Tanımlamıyorsunuz aslında, var olanı kullanıyorsunuz. Daha sonra karşı taraftan isteyeceğiniz verileri belirtiyorsunuz projection kısmında. Herhangi bir koşul şart yazmak istiyorsanız selection ve selection argı kullanıyorsunuz. Gelen verileri sıralamak için de sort order'ı. Daha sonra bir resolver.query diyerek bu verileri buraya yollayıp gelen sonucu cursor'a atıyoruz. Ve cursor'ın içinde de istediğimiz işlemleri yapıp sonucu kullanıcıya gösteriyoruz.
Umarım anlaşılmıştır. Böyle yavaş yavaş ilerleyerek devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.